Herkese selam dostlarım. Oyunbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farm Manager 2021'in 2021 versiyonuyla karşınızdayım. Daha önce hatırlayacaksınız bu oyunun 2018 versiyonunu oynamıştık ve çok beğenmiştik. Kanala da videolarını atmıştık. Kartlara koyarım. Onları da izlemek isteyenler ulaşabilirler. Arkadaşlar ben oyunu biraz oynadım. Size de hem biraz tecrübelerinden aktarım yapmak için. O yüzden öğretici değil, serbest kipte başlayacağım. Şuraya biz Oyunbaz yazıp devam edelim. Orta olsun, kazalar olsun, yangın, elektrik, tamam. Herhangi problem yok. İsterseniz siz onları devre dışı bırakabilirsiniz. Onları da size seçenek olarak sunuyor. Arkadaşlar bu arada kanala uzun süredir video atamıyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın, benim yoğun bir işim var. Bu süre zarfında sizlerle video paylaşmayı sevdiğim için video paylaşıyorum. Yoksa benim herhangi bir niyetim de yok. Hani para kazanayım, işte yükseleyim, şöyle olayım, böyle olayım. Öyle bir niyetim yok gerçekten. Ama sadece seviyorum yani sizlerle bu videoları paylaşmayı. Öyle çok da vaktimi almıyor aslında ama dediğim gibi çok yoğun olduğum için bu sıralar onu yapamadım. Tekrar kusura bakmayın. Her neyse, çok fazla gevezelik ettik. Şimdi biraz da oyundan bahsedelim. Arkadaşlar oyun 2018 versiyonundan hatırlayacağınız üzere böyle bir yol üzerinde başlıyor zaten. Daha sonra buradan daha fazla toprak satın al diyerek buraları satın alabiliyorsunuz. Ama tabii şu an biz satın alabilir miyiz bilmiyorum. Aldık mı acaba? Aa, almışız ya. Bunu hiç denememiştim. Neyse, bayağı da bir büyük alanımız oldu aslında. Ha, şundan da bahsedeyim. Geçen ben burayı açmıştım. Bunları yenileyerek tekrar kullanılabilir hale getirip kendiniz kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ahırlar olsun, araç gereçler olsun. 2021'de en çok göze çarpan özelliklerden bir tanesi oydu. Diğeri de elektrik arkadaşlar. Şimdi burada elektriği çekmediğinizde binalardaki hiçbir işlev olmuyor. Bunu baştan belirteyim. İsterseniz şöyle sekme sekme gidelim. Sizin için de hem bir şey olur, yani bilgilendirici bir video olur. Diğer isterseniz de bölümünü çekelim. Şuraya bastığımızda arkadaşlar bu ilk sekmemiz böyle size bir tarla yapmanıza olanak sağlıyor. Fakat mesela gördüğünüz gibi bu tarlanın boyutu 52'ye 52 metre. Şimdi bunu daha da artırmak için buradan binayı yükseltmemiz gerekiyor. Mesela şu an ben en son haline getirdiğimde gördüğünüz gibi tarlanın boyutunu biraz daha artırabiliyoruz. Hatta en fazla 100x100 şeklinde oluyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi tarladan başladık. Madem bunları anlatayım, daha sonra oraya geçeriz. Şimdi burada gördüğünüz gibi soru işareti bölümüne basıp şuraya basıyorsunuz, tarlanın üzerine soru işareti bölümüne basıp buradan istediğiniz ürünü ekip dikebiliyorsunuz. Tabi bunların organikleri var. Bir de organik olmayanları var. Onları dikip yetiştirebiliyorsunuz. Ben daha çok armut ve erik, mesela şu eriği bayağı bir bunlardan para kazanmıştım. Güzel getirisi oluyordu. Bir arada sadece çilek yapıyordum. O da güzel getirisi oluyordu. Her neyse, dediğim gibi burası böyle. Buradan 3. sekmeye geldiğimizde şöyle hayvanlardan başlayalım. Mesela gördüğünüz gibi burada arıcılık yapabiliyorsunuz. Tavuk, ondan sonra deve kuşu çiftliği, orta boy kümes. Yani burada balık çiftliğine kadar arkadaşlar gerçekten çok büyük bir alan var. Yani çok fazla çeşit var. İstemeyeceğiniz kadar. Çünkü kafanız karışıyor bir süre sonra ama zamanla alışıyorsunuz buna. Kalıcı çalışanlar için ev inşa etmeniz gerekiyor. İsterseniz de mevsimlik çalışanlar tutup bunların, mesela şöyle söyleyeyim ben size. Hemen şuraya bir tane trafo atayım. Yoksa çalışmayacaktır. Hemen bir tamamlasın, bir şey göstereceğim. Diğerini de hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle bir seçenek var mıydı, yok muydu? Ama burada mesela işçilerin hangi ay işe başlayacağını, hangi ayda işi bırakacaklarını, aylık ne kadar ücret alacaklarını, ne kadar saat çalışacaklarını buradan ayarlayabiliyorsunuz ve kaç kişi kalacağını falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel, hoş bir detay olmuş. Benim hoşuma gitti. Üretim diyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine bayağı bir çeşit bizi karşılıyor. Bu da gerçekten bizim için kafa karıştırıcı olsa da oyunu bir yerde gerçekten güzelleştiriyor. Artık oyunda yapabilecekleriniz sınırlı değil yani. Hani bir işte buğday ekeyim sonra hayvancılık yapayım onunla bitmiyor yani. Gerçekten bu konuda bayağı zenginleştirmişler yani. Bayağı bir serbestsiniz. Park yerleri 2 tane var yine aynı. Dekorasyon bölümüne gelince arkadaşlar burada bahçenizi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Güzel de şeyler var. Biz de yaparız çiftliğimize. Diğerleri kısmına geldiğimizde burada seracılık yapabileceğiniz büyük seralar olsun, şeyler olsun, onlar var. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Onlar da mümkün. Hayvanlarınız için veteriner kliniği inşa edebiliyorsunuz ve gerçekten çiftliğiniz çok büyük hale geldiğinde artık bütün araç gereçlerle uğraşmak çok can sıkıcı hale geliyor. Onun için de bir tamirci istasyonu inşa edip bu belirlenen alanı mesela bir tane tamirci istasyonu kendi başına hallediyor yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Ondan dolayı da pratik oluyor. Gayet iyi o da. Rüzgar gölü tesisi ben çok fazla tavsiye etmem. Çok fazla bir gelir olduğunu söyleyemem ama yaparsanız da sizin bileceğiniz iş, ekstra bir gelir sağlıyor. Burada lojistik binası bu iki bina arasındaki hani ulaşımı sağlıyor diyebilirim yani. Öyle bir şeydi yani, yanlış hatırlamıyorsun. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Buraya geldiğinizde arkadaşlar burada pazar kısmı burası. Buradan işte ilaçlarınızı satın alıyorsunuz, gübrenizi falan feşmekan yani böyle kısımları var. Otomatik ticaret bölümü de var. Mesela bir şey üretiyorsunuz. Ona otomatik olarak şu kısma geldiğinde, şu fiyata geldiğinde sat diyebiliyorsunuz. Bu da gayet iyi. Burada gördüğünüz gibi şuraya geldiğinizde sizin nelere para harcadığınızı gösteriyor. Hepsini. Buradan çalışan listesini gösteriyor. Ki buraya geldiğinizde mesela işe al de diyerek yani işe alabilirsiniz. Her neyse, buraya geldiğinizde araç gereçlerinizi gösteriyor arkadaşlar. Bakın hatta araç gereçlerinizi, tarlalarınızı, onları gösteriyor. Buraya geldiğinizde hayvanlarınızı gösteriyor, binaları gösteriyor. Dediğim gibi bak, makine yöneticisi diyor, makineleri gösteriyor. Burada da ambardaki mahsulleri gösteriyor ama şu an bizde hiçbir şey yok. Her şey sıfır. Burada da yapmanız gereken yani... Kendinizi eğitiyorsunuz bir nevi arkadaşlar. Buradan mesela buna basıyorsunuz. Diyor ki 7 gün kaldı. 7 gün sonra tekrar basıyorsunuz. Bir şey daha eğitim veriyorsunuz. Mesela depo kapasitesini %10 artırır diyor. 30 gün eğitimini alıyor musunuz yani buradaki süreyle. Eğitimini alıyor. O şekilde onu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle buraya bastığınızda burası bizim satın alma menümüz. Buradan artık bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı bir burada çeşit var. Bunları tek tek göstereceğim size. Ki görün istiyorum. Gerçekten 2018'i oynayan arkadaşlar 2021'e geçtiklerinde nedenli bir çaba sarf edildiğini oyun yapımcıları tarafından nasıl bir gayret içerisinde olduklarını gerçekten görmemeniz mümkün değil yani. Gerçekten çok güzel bir hale getirmişler. Aralarında bayağı bir değişim var yani. Bunu oynarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Burada daha önce 2018'inde olup olmadığını tam emin değilim ama yok diye biliyorum ben. Patates kazıcı mesela, bu daha önce görmemiştim ben onda. Etos traktör. Etos vardı galiba diğer bölümde de. Tam emin değilim. Bu silaj makinesi. Biçer döver. Bu da biçer döver. Yani bu şekilde arkadaşlar, isterseniz de buralardan, bu sekmelerden şey yapabilirsiniz. Bu da balya makinesi. Daha sonra neden bahsedelim? Şöyle bastığımızda arkadaşlar çalışan, çalışmayan, sulama gerektiren, gerektirmeyen her şeyi gösterebiliyor. Buradan işaretleri seçiyorsunuz. Ona göre o gösteriyor. Burası mesajlar bölümü, burası eğitme bölümü. Onları geç. Onlar çok şey değil. Burası zaten biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde de mesela kış kaç gün içerisinde gelecek onu gösteriyor. Burası paramızın olduğu bölüm. Yani daha fazla ne gösterebilirim onlara bakıyorum. Hani gözden bir şey kaçmasın diye şey yapıyorum. Şöyle şuraya gelecek olursak. Burada göstereceğim çok fazla bir şey yok sanırım ya. Ama şöyle söyleyeyim. Oyun içinde oyun mekanikleri aynı. Ama ufak değişiklikler var. Mesela dediğim gibi şu su meselesi mesela 2021'inde var mıydı yok muydu tam emin değilim. Ama bunu da bağlayamadım nedense. Bunu da ileriki videolarda öğrenirim. Ben size gösteririm bunu. Daha sonra yapmanız gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi oyun gayet güzel, akıcı bir şekilde biz de inşallah ileriki videolarda seri şeklinde oynayacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk izlenim videosuydu. Benim gayet oyun hoşuma gitti. Siz de isterseniz güzel bir etkileşim alırsak yorumlarda ben bunun serisini çekmeyi düşünüyorum. Oyun gerçekten güzel ve hoşuma gidiyor. Gerçekten şirin bir yapısı var. Grafikleri gayet güzel. Oynayış mekanikleri gayet güzel. Yapmanız gereken tek şey yorumlarda bunun seri olup olmamasını istemeniz. Ben de ona göre size atarım. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi geceler diyorum. Artık siz hangi saat dilimindeyseniz o şekilde anlayın. Hoşça kalın.